Talas Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanı Mustafa Çalıksoy, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İbrahim Atan'ın mecliste çıkan darbede sırasında kendisine vurduğunu iddia etmişti. İki meclis üyesinin arası belediye meclisinde tatlıya bağlandı. Talas Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen meclis toplantısında Çalıksoy ve Ata arasında arbede çıktığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Çalıksoy hastaneye giderek darp raporu almış ve şikayetçi olmuştu. İkilinin arası Talas Belediye Meclisi'nde tatlıya bağlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise bugün gerçekleşen bir maddelik gündem toplantısında Mustafa Çalıksoy ve İbrahim Atan'ın olaydan sonra anlaşmaya varmalarını el sıkarak tebrik etti. Çok değerli meclis üyelerimiz, Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden 2022 yılı Eylül ayı toplantısı 2. birleşim 1. oturumunu açıyorum. Oturuma başlamadan önce belirtmek istediğim bir konu var, paylaşmak istediğim. Pazartesi günkü meclisimizde istenmeyen bir tartışma vari bir durumdan dolayı elbette merak edildi. Ancak dünkü her iki değerli meclis üyemizi de davet ettim makama. Onunla beraber diğer arkadaşlar da buyurdular. Hepsi, ikimiz de, üçümüz de, hatta orada bulunanlar da olgunlukla bu işin istenmeyen bir olay olduğunu ve anlam verilemeyecek bir şekilde farklı mecralara çekilmek istendiği halde buna fırsat verilmemesi gerektiği anlamında bir mutabakata varıldı, sarıldık, öpüştük, tokalaştık ve biz bu işi sağ olsunlar çok değerli meclis üyelerime ve katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu davranışlarının azizliğinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Bir de müsaade ederseniz ben de buradan kürsüden inip kendilerinin elini sıkmak istiyorum. Sağ olun. Eyvallah. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bir raporu olacak. Burada bütçe artırımıyla alakalı konumuzu onaylamadan veya oylamadan önce bir önceki meclis toplantılarının okunmuş sayılmasını ve onaylanmasının oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu okuyacağız. Birinci maddemiz, zaten tek maddemiz bu. Buyurun. Gündemin birinci maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ekleyerek belediyemiz 2022 mali yıl bütçesindeki yere geleni kullanılmasıyla ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmasından mali idareye bütçe ve masum üretmeyi 37. maddesi gereğince ek ödenek yapılması talebini meclis üyesi Hasan Özsoy'un muhalefet şerhine karşı kabul yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşürüz. Efendim, rapor bütün meclis üyelerimize ulaştırıldı. Raporla ilgili görüş bildirmek isteyen değerli meclis üyemiz var mı? Olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul var mı görüşmek? Peki. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.